sesimiz duyulduğuna göre açılışımızı yapabiliriz. Saygıdeğer müdürlerim, saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Rize Valiliğimizin ortaklaşa düzenlemiş oldukları İstiklal Marşı ve Ortak Kimlik Modeli olarak Mehmet Akif Ersoy konulu konferans programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akif'i ve şehitlerimizi anmayla içeren bu programda özlemini duyduğu gençliği onun yerine karşıda ben görüyorum. Kendisini rahmetle, sizleri de takdir ve tebrikle anmak istiyorum. İzninizle konferansımızı sunacak olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Mehmet Sancı Uzun hocamızı İstiklal Marşı ve Ortak Kimlik Modeli olarak Mehmet Akif Ersoy konulu konferansını sunmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın hocam. Saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler, İstiklal Marşı Ortak Kimlik Modeli olarak Mehmet Akif Ersoy adlı konferansımıza hoş geldiniz. Öncelikle İstiklal Marşı'mıza ve onun şairi Mehmet Akif Ersoy'a duyarlılık gösterip ve değerli zamanlarınızı ayırıp geldiğiniz için teşekkür ederek sözlerine başlamak istiyorum. Teknolojik gelişmeler ve iletişim hızı gittikçe küçülen dünyamızda uluslara ait ayrıntılar da gün geçtikçe silinmekte, yok olmakta ya da yerini baskın kültürlere bırakmaktadır. Aslında baskın kültürden ziyade medya ve iletişim araçlarının oluşturduğu sanal bir dünyanın medya ve iletişim araçlarının oluşturduğu sanal bir dünyanın kurmaca kültürü dersek daha da doğru bir ifade söylemiş oluruz. Çünkü baskın kültür diye bizim toplumumuzda gördüğümüz kültürü diğer ulusların hiçbirinde görmek mümkün değil. Ancak bu kurmaca kültür genç nesillerimiz üzerinde, çocuklarımız üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmekte. Onları sosyal ve ulusal bağlamda toplumdan uzaklaştırmaktadır. Devletlerin bekası, varoluşu, yeni nesillerin geçmişle olan bağlarına bağlı olduğuna göre bu konuda bizlere daha hassas davranmak düşmektedir. Her devlet gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu konuya, yani gençlerin yetiştirilmesi konusuna hassas davranmaktadır. Konuyla ilgili Milli Eğitim'in genel amaçlarında, uzak hedeflerinde bir takım bilgiler verilmektedir. Türk Milliyetinin uzak hedefi olarak bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal, kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmak uzak hedef alınmış. Bu uzak hedef doğrultusunda da milletimizin genel amaçları gördüğünüz üç anahtar sözcükle özetleyebileceğimiz üç başlık altında, üç madde altında ifade edilmiştir. Birincisi Atatürk inkılaplarına ve anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan,
insan haklarına, anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. Yani öncelikle iyi birer yurttaş olabilmeliyiz. İyi birer yurttaş. İki, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yaratıcı, yapıcı ve verimli kişiler olarak yetişmek. Buradan da kişilik sahibi olan, erdemli özellikleri bünyesinde taşıyan kişilik sahibi gençler olmanız hedefleniyor. Yani sizler eğitim sürecinden geçtikten sonra, ilkokul okul öncesinden başlayıp liseyi bitirdikten sonra girdiler olarak sizi ele alırsak, çıktılarda bu hedeflere ulaşmayı biz bekliyoruz eğitimciler olarak. Üçüncü madde ise ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri davranışları ve birlikte iş görme alışkanlığı kazanmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak birer meslek sahibi olacak kişiler olarak yetiştirmek. Yani her birimizin üniversite mezunu ya da değil, iyi birer meslek sahibi insanlar, kendinize bakabilecek, ayaklarınız üzerinde durabilecek, birilerinin sorumluluğunu alabilecek, mesleklere sahip olabilecek yeterliliklere sahip olmanız beklenmekte. Sonuçlara baktığımızda, yani biraz önce söylediğim çıktılara baktığımızda çok da iç açıcı sonuçlar yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Üniversite mezunlarımız da iş için beklemekte, lise mezunlarımız ne yapacağını bilmemekte. Bu da bize neyi gösteriyor? Milli eğitimimizin uzak hedefleri, genel amaçlar ve bilimsel veriler doğrultusunda insan yetiştirme politikamızın yeniden ele alınması gerektiğini gösteriyor ki pek çok bilim adamı aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir insan yetiştirme politikası yoktur diyor. Eğer gerçekten böyleyse bu bizim için çok 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 büyük bir eksiklik olarak karşımızda durmakta. Peki bu insan yetiştirme politikasında ne olmalı? Birinci dereceden önemli olan şeyler, unsurlardan birisi iyi bir model. İyi bir model olmalı. Yani biz ideal insana ulaşmak istiyoruz. Bu ideal insanda hangi nitelikler bulunmalı? Bu ideal insandaki niteliklere sahip bizim tarihimizde, geçmişimizde örnek insanlar var mı? Bu örnek insanlar en iyi şekilde gençlerimizle nasıl karşılaştırılabilir? Ele almamız gereken temel konulardan bir tanesi bu. Bu bağlamda karşımıza ilk ve en önemli olarak Milli Marşımız İstiklal Marşı ve onun değerli şairi Mehmet Akif Ersoy gelmekte. Çünkü İstiklal Marşımızın hangi şartlar altında yazıldığını, Mehmet Akif Ersoy'un ne tür karakter, kişilik özelliklerine sahip olduğunu az çok hepimiz biliyoruz. Marş Fransızca kökenli bir sözcük, pek çok anlamı var. İşte motoru çalıştıran sistemden askerlikte yürüyüşteki ritme kadar pek çok anlamı var. Ama bizi ilgilendiren anlamı bir topluluğu simgelemek için düzenlenmiş müzik parçası. İşte bizi simgelemek için düzenlenmiş bir müzik parçası olduğuna göre model olarak ilk alacağımız edebi eserlerden biri İstiklal Marşımız. Milli marş kavramı ise Fransızca Hint kökünden türetilmiş aslında ilahiler anlamına geliyor. Başlangıçta çok da edebi olmayan metinler. Ancak zaman içinde değerli edebiyatçılar bu türde eserler verdikçe biz milli marşlarında edebi değer kazanan metinler haline dönüştüğünü görmekteyiz. Tanımları arasında ulusların savaş, zafer ve yenilgileri, umut ve beklentileri konusunda canlı belgeler ya da bir halkın bütünlüğünün simgesi olarak ulusal günlerde ve tarihlerde koro halinde söylenen ve çoğunluk tarafından bilinen vatan şarkısı şeklindedir. Biz milli marşın bu tanımlar bağlamında genel özelliklerine baktığımızda ki siz tahta, öğretmenlikten geliyor, tahtada görmektesiniz, sunumda görmektesiniz. Birinci özelliği resmi makamlar tarafından onaylanan belgelerdir. Ki bizim İstiklal Marşımız Şubat 1921
yazılmıştır Mehmet Akif Ersoy tarafından. Daha önce yazmak istememiştir. Bunun hikayesini çok duyduğunuz için bir daha anlatmak istemiyorum. Ancak yarışmadaki ödülün kaldırılacağını ya da başkasına verebileceğini duyunca İstiklal Marşı yazmak için kolları sıvamış, 500 altını elinin tersiyle itmiştir. 6 şiir yazıldıktan sonra daha önce yazılmış 6 şiirle birlikte ordu komutanlarına gönderilir İstiklal Marşı. Devletin askerleri en çok beğenilenleri sıralayın, biz ona göre seçeceğiz derler. Ve bütün ordu komutanlarından gelen cevap İstiklal Marşı'dır. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'dır. Birinci sırada beğenilen şiir olur. Daha sonra 1 Mart tarihinde 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öğleden sonraki ikinci oturumunda marş Hamdullah Supi tarafından okunur, beğenilir. Ama hemen kabul edilmez. 12 Mart'a kadar beklenir. Çeşitli önergeler verilir. Verilen 6 önerge kabul edilince oy çokluğuyla bizim bugün pazartesi günleri, cuma günleri onurla, gururla dinlediğimiz İstiklal Marşımız milli marşımız olarak kabul edilir. Ve bugün yarın itibariyle İstiklal Marşımız 94 yaşına girecektir. Diğer bir özelliği marşların edebi açıdan iddialı metinler olmamaları. Ancak bizim milli marşımıza baktığımız zaman bu iddianın yani edebi açıdan zayıf olduğu fikrinin çürüdüğünü görmekteyiz. Çünkü milli marşımızda hisler derindir, ses, kafiye, cümle ve hayal sistemi arasında muhteva açısından bir uygunluk vardır. Dolayısıyla da bir edebi metindir. Edebi metinin bir temel özelliği vardır. Her okuyanda, her okunan zaman için ayrı ayrı yorumlanıp anlamlandırılırlar. Ve bundan dolayı da biz bir edebi metni okumaktan bıkmayız. Aynı romanı defalarca okuruz. Aynı şiiri defalarca okuruz. Ve her okuyuşumuz bize zevk verir. Milli marşımızı okumakta aynı şekilde bize her okuyuşunda zevk verir. Yani onu okumaktan bıkmayız, usanmayız. Diğer bir özelliği milli marşların, genel olarak milli marşların diğer bir özelliği tek kullanımlık metinler olmalarıdır. Tek kullanımlık metin, zamanı geçen metin demek. Mesela bir gazete haberi. Bugün olan bir olay, bugün çok derinden etkiler bizi. Dinleriz, üzülürüz. Fakat aradan bir hafta geçtikten sonra haberin artık bizim için çok da bir anlamı yoktur. Eğer olaylara sosyolojik açıdan, psikolojik açıdan bilimsel şekilde yaklaşmıyorsak. İsterseniz biraz bekleyelim arkadaşlarımız otursunlar. Vatan, yurt, halk, ulus, devlet gibi ya da
kan, kalp, barış, savaş gibi sözcükleri her milli marşta ortak bir şekilde görürüz. Diğer bir özelliğin milli marşların ya da marşların diğer bir ortak özelliği basit anlaşılabilecek metinler olması. Yani öyle simgeler kullanılır ki okuyan herkes onu anlar. Uzak çağrışımlar yoktur. Derin simgeler, semboller yoktur. Çünkü halkın geneline hitap etmektedir ve biz İstiklal Marşı'nızı okuduğumuz zaman şairin hangi sözcükle, hangi bağlamda ne söylemek istediğini gayet rahat anlarız. Bir diğer özelliği gönülleri birleştiren, coşturan bir özelliğe sahip olmasıdır. Ki bu özelliğimiz milli mücadele yıllarında İstiklal Marşı'nın çok açık bir şekilde görmüşüz. Çünkü İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemde hala milli mücadele devam etmektedir. Hala savaş devam etmektedir ve halk yarı tedirgin ama umutla mücadele etmeye devam etmektedir. İstiklal Marşı'ndan sonra büyük 26 Ağustos 1922'de ordularımız büyük taarruza geçer, zaferle sonuçlanır. 9 Eylül 1922'de ise Türk ordusu Yunanlıları denize dökerek Türkiye Cumhuriyeti'ni bugünkü haline getirir. Dolayısıyla İstiklal Marşımız döneminde insanlara büyük coşku veren, onları harekete geçiren, gerekirse şehitlik mertebesine ulaşmayı hedef edinen insanlara dönüştürmüştür. Bir diğer özelliği ise marşların, milli marşların bir amaç doğrultusunda geçmiş ile geleceği birleştirmeleri, güven duygusu, ortak hedef ve ortak kimlik oluşturmaları. Zaten ortak kimlik oluşturma özelliğine sahip oldukları için biz özellikle ne dedik? Eğer ideal insana ulaşacaksak milli eğitim süreci içinde, o zaman da ortak niteliklere önce ulaşmamız gerekiyor, o ortak nitelikleri bulmamız gerekiyor. O ortak nitelikleri gençlerimize aşılamamız, iletmemiz, kazandırmamız gerekiyor. Ortak kimlik dediğimiz zaman zamane gençleri biraz bundan rahatsızlık duyabiliyorlar. Çünkü varoluşluk felsefesi daha çok hakim. Herkes ben diyor, ben. Artık eski mesela atasözlerimizdeki ya da kalıplaşmış sözlerdeki hoş bulduk demiyoruz. Televizyonlarda da diyoruz, hoş buldum, benim diyoruz. Örnek, bazılarına soruyorsunuz, kimseyi örnek alıyorsunuz. Hayır diyor, ben kendimi örnek alıyorum. Ben kendim olarak var olmak istiyorum. Ben işte istediğim müziği dinlemek, istediğim yere gitmek, istediğim şekilde hareket etmek istiyorum. Ancak size ait bir vatanınız yoksa işte bu istediğiniz şeyi yapmanız mümkün değil. Ya da bazıları diyor ki, bazı arkadaşlarımız, bazı gençlerimiz diyor ki, özgürce hareket etmek istiyorum. İstediğim zaman yatmak, istediğim zaman kalkmak, istediğim zaman istediğim yere gitmek istiyorum. Eğer sizin için sınırlarda özgürlüğünü ya da rahatını bırakan, sizin için uymayan bir ordunuz yoksa yine bu hedeflerinizi, bu isteklerinizi, bu amaçlarınızı yerine getirmeniz mümkün değildir. Ben istediğim dinle, istediğim inanışa sahip olmak istiyorum. İbadetlerini güzel bir şekilde yapmak istiyorum. Özgürlüğünüz yoksa bunları da yapamazsınız. Yani birey olmanız, en bireysel özgürlüklere sahip olmanız önce biz olmanızla mümkün. Biz, bir millet olarak, bir devletin, bir ulusun fertleri olarak biz olmanızla mümkün. Onu başaramıyorsak, biz olamıyorsak en basit isteklerimizi bile, en basit özgürlüklerimizi bile yaşayamıyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda ben duygusundan işte bizim ortak kimlik olarak nitelendirdiğimiz bize ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bizim için en temel ortak değer oluşum. Marşın dörtlüklerini ele alacağız. Dörtlük marşta hangi değerler? Aslında biz bu marşı çok değişik açılardan da ele alabiliriz. Bu konferansı vermek için bir araştırma yaptım. Sonsuz makale, sonsuz bildiri, sonsuz sayıda eser var konuyla ilgili. Marşımızla ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yapılmış çok fazla çalışma var. Bütün bunlar da neyi gösteriyor? Bu konunun gerçekten derin ve anlamlı bir konu olduğunu bize gösteriyor. Sınırlı bir zamanımız olduğu için
İslam Marşı'nın ele aldığı değerler bakımından burada işleyeceğiz. Dörtlük dörtlük hangi değerleri bize iletiyor? Bu değerlerin bizim için önemi ne? Bunlar üzerinde duracağız. İstiklal Marşı'nın birinci dörtlüğü hepimiz biliyoruz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en soğacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Bu dörtlükte alsancak söz grubu ile ordu kastedilmektedir. Yani alsancak göstergesinin göndergesi ordudur. Karşımıza birinci değer olarak ordu çıkmaktadır. İkinci değer millettir. Orduyu besleyecek olan millet. Şiirimizin kahraman ordumuza ithafıyla başlaması da bu bağlamda önemlidir. O dönemde Mondros Ateşkes Antlaşması imza edilmiş, ordularımız dağıtılmış, ülke peş peşe savaşlardan çıktığı için oldukça zayıf düşmüştür. Dolayısıyla milli mücadele için kurulacak bir ordunun desteğe ihtiyacı vardır, kana ihtiyacı vardır ve bu kan da bizim milletimizdir. Zaten ordu millet özelliğine sahip olan Türk milleti hiçbir zaman ordusunu kendi kaderine terk etmemiştir. İkinci dörtlük, çatma, kurban olayım çehreli ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal, sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır hakka tapan milletinin istiklal. İkinci dörtlükte karşımıza çıkan değerler, birinci değer olarak dilin karşılığında Mehmet Akif Ersoy için İslamiyet'ten başkası değildir. Çok iyi, hayatı boyunca İslamiyet'i en iyi şekilde yaşayan insanlardan bir tanesidir. Çıkmaktadır. Nereden anlıyoruz bunun, bu dinin İslamiyet olduğunu? Çünkü hilal göstergesini kullanmaktadır. Şiirde hilal göstergesini kullanmaktadır. Hilal, biz hepimiz biliyoruz, İslamiyet'i temsil eden bir semboldür. Bu dörtlükte karşımıza çıkan diğer bir değer hak değeridir. Hak kelimesi Türkçe'de hepsine derin manalar taşıyan üç ayrı kavramı temsil eder. Allah, adalet ve hakikat. Bu üç kelimenin aynı manada birleşmesi ise boşuna değildir. İslamiyet'te hak kavramı Allah ile yakından ilgilidir. Allah yarattığı bütün fertlere ve milletlere yaşama hakkı vermiştir. İnsanlar doğuştan bu hakka sahiptir. Hiçbir fert başkasını öldürme hakkına sahip değildir. Başkasını öldürme, son zamanlarda en çok karşılaştığımız haberler. Büyük bağlamda da hiçbir ulus bir başka ulusu köle etme hakkına sahip değildir. Çünkü bir insanı öldürmek ve bir devleti köle etmek arasında hiçbir fark yok. Dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy hakka tapan milletlerin istiklale kavuşacaklarını, çünkü Tanrı'yı, adaleti ve hakikati tanıdıklarını dile getirir. Özgürlüğe kavuşacaklardır. İslamiyet ile küçük küçük devletler olmaktan çıkıp büyük devletler kuran Türkler özgürlüklerine zaten kıymet veren bir toplumdur. İslamiyet'ten sonra özgürlük onlar için çok daha farklı anlamlar kazanmıştır. Dolayısıyla pek çok bilim adamı gibi Mehmet Kaplan da bu noktada, yani hak, İslamiyet de, ve istiklal değerleri kapsamında şu ifadeleri kullanır. Şundan hiç şüphe etmemek gerekir ki Türkiye'de dini yıkan Türk milletini yıkar. Dini anlayan ve yücelten onu ebediyete kadar yaşatır. Öyleyse temel değerlerimiz olan din, hak ve hürriyet değerlerini göz ardı etmeden gençlerimize doğru bir şekilde iletmemiz gerekmektedir. Üçüncü bir değer, bu dörtlükte ele alınan istiklaldir. Türk devleti eskiden de, yani İslamiyet'ten sonra da özgürlüğü onlar için farklı bir anlam olmuş ama eskiden beri, bilinen en eski tarihlerinden beri özgürlükleri düşkün bir millet olarak bilinmektedir. Bu dörtlükte dökülen kanlar söz grubuyla aslında şehadet değeri de, yani şehitlik değeri de dile getiriliyor, fakat daha sonra sık sık işleneceği için onları daha sonra ele alacağız.
Üçüncü dörtlüğümüz, ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremişsel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Yine hürriyet, istiklal ve tarih değerleri işlenmiş bu dörtlükte. Diğerlerinden farklı olarak tarih değeri karşımıza çıkıyor. Tarih, özellikle son dizedeki yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım dizesindeki göstergeler bize Türk tarihi olduğunu ve gelecek ile geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi kuracağını göstermektedir. Dördüncü dörtlüğümüz, gardı nafakları sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serfaktim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Diğer dörtlüklerden farklı olarak karşımıza iman değeri çıkmakta burada. Maddi kuvvet ile manevi kuvvetin karşılaştırılıp manevi gücün üstün bulunduğu bir dörtlükle karşı karşıyayız. Çelik zırhlı duvar benzetmesiyle maddi kuvvet, yani batı temsil edilmiş, Türk milletinin zayıf gibi gözüken Türk milletinin gücü ise imanda toplanmıştır. İman aslında insanın iç, dışında değil içinde var olan bir güçtür ve çoğu ulus, çoğu medeniyet imanlarıyla var olmuş. Bugünlere imanlarıyla, yani inançlarıyla, kendilerine olan güvenleriyle, bağlılıklarıyla, kendilerine olan bağlılıkları bugünlere ancak o şekillerde kalabilmişlerdir. Beşinci dörtlüğümüz, arkadaş, yurduma alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Yine vatan ve şehadet değerlerinin ele alındığını görüyoruz. Vatan, yani milletlerin üstünde yaşadığı toprak, hayati bir öneme sahiptir. Fakat vatan sadece topraktan ibaret değildir. Tarih, din ve milletin kaynaştığı bir yerdir. Akif bu değeri 6. ve 7. dörtlüklerde de ele almış. Millet ile vatan kaynaşmasının onları ayırmayı imkansız kılacak nitelikte olduğunu belirtmiştir. Bu ayrımı öylesine ısrar vericidir ki millet vatanı terk etmektense son ferdine kadar şehit olmayı tercih eder. Ve Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşları sırasında ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölene kadar geçecek süre içinde başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir. Emrinin mahiyeti şehadet bağlamında daha da anlam kazanıyor. Çünkü orada verilen emir aslında ölmek değil, var olmaktır. Ölmeden var olamazsınız. Altıncı dörtlüğümüz, bastığın yerleri toprak girmek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce tepensiz yatanı. Sen şehit olursun, yazıktır, incitme atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Yine vatan, şehadet ve ataya saygı değerleri karşımıza çıkıyor. Diğer dörtlüklerden farklı olarak karşımıza çıkan değer ataya saygı. Eski Türk toplumlarında ata kültü olarak da karşımıza çıkıyor. Özellikle baba erkek bir ata erkeği, yani erkek egemen bir toplum olduğu için ve ruhların öldükten sonra da var olduğuna inanıldığı için ataya saygı gösterilir. Ancak burada biz sadece bu şekilde bir ata kültünü görmemiz, kültürü değil, aynı zamanda şehit olan bir babaya duyulan saygıyı görmekteyiz. Yani bu atayı değerli kılan şey sadece onun soyundan geliyor olmak değil, aynı zamanda bu vatan için şehit olma derecesine ermiş olmak. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı, sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan ve dünyadaki da. Vatan ve şehadet kavramlarının değerlerinin işlendiği bir dörtlüktür yine bu dörtlüğümüz. Cemal Kurtay'ın beyti herkes bilir ama pek şair bilinmez. Cemal Kurtay'ın bir beyti var.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Beytinde de ifadesini bulduğu gibi biz vatanımızı sadece üstündeki güzellikler için sevmeyiz. Yani işte Çayeli, Rize'yi, ben Erzurumluyum, Erzurum'u, ağaçları, karı, dağı, kayağı için sevmeyiz. Sadece yerin üstünde bize verdiği nimetler için sevmeyiz. Biz oralara bağlayan aslında toprakların altında kalanlardır. Gün gelir, üstünde kimse kalmaz o toprağın. Bütün ailemizin, bütün fertlerimiz gider, sevdiklerimiz gider, anne babamız gider, biz ama yine oradan ayrılmak istemeyiz. Niye? Çünkü gidenlerin hepsi toprağın altındadır. Asıl bağlar bu şekilde kurulmuştur. Onun için vatan bizim için sadece toprağın üstündekiler değildir. Aynı zamanda toprağın altındakilerdir. Ve İstiklal Marşı'nda bu çok güzel bir şekilde ifade edilmiştir. Hiçbir vatan toprağı terk edilmez bunun için. Diğer dörtlüğümüzden sessiz dörtlüğümüz, ruhumun senden ilahi şudur ancak emeği. Değilsin mabedimin üstüne nam, gözüne namanda beni. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Yine vatan, din değerlerinin işlendiğini, namus değerinin işlendiğini, bunların da ezan, mabet gibi İslamiyet çerçevesinde, İslamiyet dairesinde ele alınan unsurlar olduğunu görmekteyiz. Dediğim gibi daha önce de Mehmet Akif Ersoy da din İslamiyet'tir. O dinini en iyi şekilde seven, en iyi şekilde yaşayan Müslümanlardan bir tanesidir. Dokuzuncu dörtlük, o zaman vesk ile bin secdeler varsa taşır. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşır. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşır. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Din değeri yine bir takım farklı kavramlarla birlikte verilmekte ve secde, şehitlik, ruhu mücerret gibi kavramlarla din değeri sunulmuş ve somutlaştırılmak istenmiştir bu değer bu dörtlüğümüzde. Ve son dörtlüğümüz, dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanların hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletinin istiklal. Bu dörtlük şiirin tamamının bir özeti niteliğinde. Yani şu ana kadar size söylediğim bütün o değerler var ya, onların hepsini bu dörtlükte buluyoruz biz. İslamiyet, şehadet, özgürlük, millet, hürriyet. Diğer dörtlüklerden farklı olarak karşımıza bayrak müstakil bir şekilde çıkmakta. Daha önceki dörtlüklerde özellikle ikinci dörtlükte yıldız şeklinde bir işareti var ama kendisi yok. Neden? Çünkü özgürlük yok. Özgürlük olmadığı için şiirin sonuna kadar biz bayrağı göremiyoruz. Özgürlüğümüzün temsilcisi çünkü bayrak. Şiirin sonunda bayrak bizzat kendisi olarak karşımıza çıkıyor. Bizzat kendisi olarak, bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Yani artık özgürlük elde edilecek, artık bayrak gönderilecek ve dalgalanacak. İstiklal Marşı'nda 11 farklı değer, yani bütün bu söylediklerimizden özetle şunları söyleyebiliriz. Benim tespit ettiğim kadarıyla 11 farklı değer var. Mehmet Kaplan bunların 5 tanesini Edebiyatımızın İçinden adlı eserinde ele alıyor. Din, şehadet, millet, tarih, hürriyet, hak, iman, ataya saygı, ordu, vatan, bayrak değerleri İstiklal Marşı'nda ifadesini bulan temel değerler. Bu ne demek? Aslında bizim varlığımızda da ifadesini bulan temel değerler neler olmalı? Bu değerler olmalı. Bunların etrafında yine zinciri ya da halkayı genişletebilirsiniz. Ve diğer bir güzel taraf ya da özel taraf, bütün bu değerlerin Mehmet Akif Ersoy'un şahsında somut bir şekilde var olmuş olması. Bütün bu değerlerin tamamını Mehmet Akif Ersoy'un hayatında, sözlerinde, davranışlarında bizzat görmek mümkün. Onun için ne yapmak gerekiyor? Onun için Mehmet Akif Ersoy üzerinde de biraz durmak, ortak kimlik modeli olarak onu da biraz düşünmek, etraflıca ele almak gerekiyor. Bizim kim olduğumuz, kime benzediğimiz, ileride kim olacağımız, birazcık da kimi örnek aldığımızla ilgili. Kimi örnek alırsak ona benzemeye başlıyoruz.
gerçekten çok çeşitli, sevdiği, örnek aldığı, örnek gösterdiği kişiler çok çeşitli ve çok çeşitli özelliklere sahip. Birinci isim Reşit Akif Paşa, Sivas valisi. Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı dönemde kendisi Sivas valisi. Meşrutiyet devrinde maaşını almayarak, ailesine harcamayarak yoksullara dağıtan bir şahıs. Mehmet Akif Ersoy'un çok sevdiği bir şahıs. İki, damat Kenan Bey. Özelliği, Fransa'da okuması, mezun olması çok zor bir okulda okumuş, başarıyla bitirmiş, mezun olmuş. Üçüncü kişi, Sedat Zeki Bey. Avrupa dillerini en iyi bilen kişi. Döneminde Avrupa dillerini en iyi bilen kişi. Dört, Gazi Osman Paşa. Bunu siz de duymuşsunuzdur, tanırsınız. Ne yönüyle örnek alıyor? Hamiyetler ve şecaat sahibi olduğu için, kahraman ruhlu olduğu için. Beşinci kişi Yahya Reşit Efendi. Yahya Reşit Efendi de Mısır karısı. Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı dönemde bir vakıf işiyle ilgili kendisine dudak uçuklatacak bir rüşvet teklif ediliyor. Vakıf işinde sahtekarlık yapması için. Dudak uçuklatacak bir teklif. Herkes uçar değil mi? Bugünün şartlarında düşünürseniz. Dudak uçuklatmayı bırakın, küçücük bir menfaatiniz için yaptıklarınızı bir düşünün. Ancak kadının bu rüşvete cevabı şu olur. Eşrafın hukukuna tecavüz edemem. Vakıflarda kılı kırk yağmak lazım. Ve reddetmiş. Mehmet Akif Ersoy'un örnek aldığı kişilikler böyle. Altıncı kişi ise Miralay İbrahim Bey. Kendisini çok sever, över, örnek gösterir, hatta şiirler yazar. Çok yakın arkadaşı Cemal Kurtay belki de biraz kıskançlıkla aslında onun bu kişiyi çok fazla gözünde büyüttüğünü söyler Mehmet Akif Ersoy'a. Akif'ten aldığı cevapsa şöyledir. Biliyor musun sen? İbrahim Bey'in üvey oğlu Lütfü'yü ben tam 7 sene öz oğlu sandım. Üvey oğlunu tam 7 sene öz oğlu sandım. Üvey çocuğuna bu kadar şefkatli olan başka bir insan gördün mü? Beğendiği insan tipine bakar mısınız? Daha doğrusu tiplerine. İlim, şefkat, merhamet, dürüstlük, dünya malına değer vermeme. Bir insanın bu kadar güzel özellikleri sevip de kötü bir kişilik geliştirmesi mümkün mü? Mümkün değil. Dolayısıyla kimi örnek alıyorsanız o olmaya başlarsınız. Mehmet Akif Ersoy bu kişilere örnek almıştır. Sevmediği kişiler de var. Mesela sevmedikleri arasındaki insanlardan bir tanesi zengin devlet malını yemiş, işte sahtekarlıklar yapmış. Buna rağmen oğlunu devlet parası yatılı okullarında okutmuş. Bugün Türkiye'nin hali dönü bakın. Evet. Mehmet Akif Ersoy'un biraz önce bahsettiğimiz şefkate, merhamete benzer bir merhameti kendi hayatında da gösterdiğini. Bu aynı zamanda onun ne kadar iyi bir sözünde ne kadar iyi durduğunun da göstergesi. Bir gün Cemal Kuntay Mehmet Akif Ersoy'un evine gider. Balkan Harbi sırasıydı. Mehmet Akif Ersoy da işten ayrılmıştı. Parasıydı. 5 çocuğu vardı. Kiralık bir evde oturmaktadır. 5 çocuğunun yanında 3 çocuk daha görür. Mehmet Akif Ersoy'un bu kadar kısa zaman içinde 5'ten 8 çocuğa çıkması mümkün değildir. Sorar der ki bunlar ki çocukların cevabını alır. Çocukların. Sonra araştırdığında şunu bulur. Baytar Mektebi'nde okurken Mehmet Akif Ersoy arkadaşı Hasan Bey'e şeyle sözleşmiştir. Hangimiz daha önce ölürse geriye kalan diğer çocuklarına baksın. Ve Mehmet Akif Ersoy sözünü unutmamıştır. Öğrencilik yıllarında arkadaşına verdiği sözü yıllar sonra unutmamış tutmuştur. Dolayısıyla model olarak alınabilecek yegane insanlardan bir tanesidir. Bunun yanında Mehmet Akif Ersoy'un değerlerle ilgili birkaç kısa örnek de vereceğim. Çok fazla zamanınızı ve sabrınızı zorlamak istemiyorum. Zamanınızı almak ve sabrınızı zorlamak istemiyorum. İslam Marşı'nda ordu değerinden bahsetmiştik. Mehmet Akif Ersoy'un orduya inancı sonsuzdur. Orduyu zaten bizzat kendisi biliyorsunuz. Yani Milli Mücadele Ordusu'nun kurulmasında bizzat kendisi çalışmıştır. Hayatı boyunca da iyi günler geçirmemiş, dünya lezzetlerine çok da fazla ehemmiyet vermemiş bir kişi olarak
Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı'nın son yıllarda girdiği hiçbir savaşla ilgili ümit beslememiş. Hiçbir savaşla. Balkan Harbi, Çanakkale işte ya da Güney'deki Arap yarım odasındaki harflerle hiçbiriyle ilgili bir ümit beslememiş. Milli mücadeleye ise sonuna kadar inanmış. Bu konuyla ilgili de şu cümleyi kullanmış. Başımızdaki adamı kim görse buna inanırdı. Atatürk'ü kastederek. Başımızdaki adamı kim görse buna inanırdı. Yani orduya, ordunun doğru ve iyi bir yöneticisi olması halinde her şeyi başaracağına inancı sonsuzdur. Milletin birliği ve bütünlüğü de Mehmet Akif Ersoy'da çok önemlidir. Girmeden tehlika bir millete düşman giremez, toplum vurdukça yürekler onu top sindiremez deyiti bize milli birlik ve beraberlikle ilgili nelere dikkat etmemiz gerektiğini ifade eden en güzel örneklerden bir tanesidir. Hatta yaşadığı dönemde ırkının bir takım sıkıntılara uğraması, eziyetler görmesi, haksızlıklara düçar olması karşısında bir kısım halkın eğlenmeye devam etmesini eleştirmiş. Bununla ilgili de bir şiirlerinde bunu da dile getirmiştir. Ağlamak çok işin zevki değilmiş. Lakin gülmemek herkes için zannederim pek mümkün. Irkımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsın. Ben var gülmekten utan. Bir diğer değer Mehmet Akif Ersoy'un şahsında ortaya çıkan dindir. Bu konuyla ilgili bir çalışmadan bölüm aldım. Şiirlerin tamamında kullandığı dini ifadeler bilerek araştırılarak kullanılmış ifadeler. Bir araştırma var bu konuyla ilgili. Diyor ki sefahatta 31 konuda doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan hadis kullanılmış. Mehmet Akif Ersoy hadisleri kullanmış şiirleri oluştururken. 31 konuda 40 hadis. Toplam 40 hadis. Bu 40 hadisten sadece 3 tanesi mevzu. Mevzu yani doğruluğu reddedilen. 3 tanesi. Geriye kalan bütün hadisler kabul edilebilir ya da gerçekliği kabul edilmiş sahih hadis durumunda. Bu da onun gerçekten dinini bilerek, anlayarak yaşadığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer değer Mehmet Akif Ersoy'la ilgili halk en çok üstünde durduğu konulardan bir tanesi üç şekilde kendini ifade edip üç anlamı vardır dedik halkın. Adalet, Allah ve adalet, Allah ve hakikat. Şiirlerinde de bunu çok fazla işlemiştir. Bir şiirin sadece, şiirden bir bölüm sadece okuyacağım. Hak ile ilgili duygularını ifade eden bir şiiri. Doğduğundan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmemiştir altın lale. Yumuşak başlıysan kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için çifte yerim, kamçı yerim. Adam, aldırma da çek git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnerim, hakkı tutar, kaldırırım. İstiklal yine Mehmet Akif Ersoy'un çok değer verdiği kavramlardan, değerlerden bir tanesi. Özgürlükle ilgili, mesela özellikle Meşrutiyet döneminde ortaya çıkan özgürlük ve bu özgürlüğe sevinç gösterileri pek çok eserde de işledi. Mehmet Akif Ersoy'da da absürt tiyatroya varacak şekilde böyle özgürlüğünde olduğunu bilmeden ortalıkta deli gibi dolaşan insanlar sahnesi vardı. Mehmet Akif Ersoy gözlem yapar, gözlemcidir, realist yazar. Dolayısıyla gördüklerini şiirlerle aksettirir. Gördüğü manzaralardan da hiç memnun değildir kendi dönemi için. Bunun dışında bunları bildiği için özgürlükle ilgili, dönemle ilgili halkı bilinçlendiren konuşmalar yapar. Her platformda ve devlet erkanının gözüne batar tabii ki bu durum. Bir gün arkadaşıyla kuru fasulye yerken bir lokantada bakanlardan birisi gelir ve Mehmet Akif Ersoy'u kibarca uyarır. Lütfen bundan sonra dikkat edin, böyle çok etliye sütlüye dokunuyorsunuz, bu şekilde yapmayın diye. Mehmet Akif Ersoy öfkelenir ve şöyle cevap verir. Nazırına söyle, kendileri düzelsinler. Bu gidiş devam ettikçe bizi susturamazlar. Ben fasulye aşı yemeye razı olduktan sonra kimseden korkmam.
Ben fasulye aşı reddiyeye razı olduktan sonra kimseden korkmam. Yani bizim asıl özgürlüğümüzü kısıtlayan şey nedir? Dünyevi ihtiyaçlarımız ve ihtiraslarımız. Dünyada ne kadar çok hedefimiz, emelimiz varsa kopamayacağımız, bağlandığımız, vazgeçemeyeceğimiz asıl özgürlüğümüzü kısıtlayanlar bunlar. Mehmet Akif Ersoy'un böyle sıkıntıları yok. Onun ev, araba, makam, şöhret gibi sıkıntıları yok. O diyor ki rızıktır benim dünyadaki tek derdim. O da Allah verir. Vermiyor. Demek ki zamandan delil almak günü gelmiştir. Çünkü ondan başkasından rızık istenmez. Onun için korkusu, çekingesi yoktur. Gördüğü bütün yanlışlıkları dile getirir. Yine Mehmet Akif Ersoy şahsında gördüğümüz değerlerden bir tanesi şehadet, vatan için savaşma değeridir. Milli mücadele başlamadan önce milli mücadele yıllarında çeşit çeşit vaazlar verir. Balıkesir'de, Çankırı'da, Kastamonu'da her yerde vaazlar verdiğini görüyoruz. Hocam vaaz veriyor, yani ölecek mi? İnsanlar cephede savaşıyor. Evet, ölmeyi de göze almıştır. Ailesiyle birlikte Ankara'da otururken Kayseri'ye taşıracağı başkentin haberi gelir. Ailesini Kayseri'ye gönderir. Oğlu Elin hariç. Der ki ben öleceksem oğlum da benimle birlikte ölmeli. Ve oğluyla birlikte cephede dolaşır. Yangınları söndürür, askere moral verir, insanları umutlandırır. Cephede bizzat Mehmet Akif Ersoy'un kendisi de vardır. Yani şehadet sadece şiirlerinde ifade ettiği bir kavram değildir. Bizzat kendisinin de göze aldığı demeyelim belki de, ulaşmak istediği bir makamdır Mehmet Akif Ersoy'un. Tarih bilinci yine Mehmet Akif Ersoy'un bütün şiirlerinde karşımıza çıkar. Burada sadece Nurettin Topçu'nun bir ifadesini söyleyeceğim. O Mehmet Akif Ersoy'un şiiri için onun ifadesi üç harikanın terbiyesinin mahsulüdür. Bu üç harika 1000 yıllık bir tarih, bizzat kendi ruhunun kezaya çekilmiş kılıcı andıran Süleymaniye'ye nazire bir beden ve Kur'an'dır diyerek Mehmet Akif Ersoy'un din, tarih ve dünya ile bağlantısını da ifade etmiş olur. Mehmet Akif Ersoy yaşadığı dönemde spor faaliyetleri aşağı görülür. Yani insanların spor yapması, mesela güreş yapması, yüzmesi hoş karşılanmaz. Buna rağmen Mehmet Akif Ersoy güreşçidir, yüzer, koşucudur ve bu spor dallarında çok iyidir. Bütün eleştirilere rağmen doğru bildiği yoldan da şaşmamıştır. Ve hatta dürüstlüğünü, doğru yoldan şaşmamasını güreşçiliğine borçlu olduğunu söyler. Çünkü dönemin güreşçileri namuslu, şerefli insanlardır. O dönemin şartlarında.
Mehmet Akif'ten imanından, dine saygısından bahsedip İslam Marşı sırasında konuşmaya devam etmek de pek uygun olmazdı değil mi? İyi bir model olmazdı size, onun için sustum. Kusuruma bakmayın, belki zamanınızı çalmış oldum. Ama Mehmet Akif Ersoy gerçekten İslamiyet'e iman ile bağlı bir kişidir. Yine hayatında onu bir örnek görüyoruz. Bir paşanın çocuğuna ders verir Mehmet Akif Ersoy. Biz bugünden geçmişe baktığımız zaman arkadaşlar şöyle zannediyoruz. Eski insanlar çok böyle dürüst, imanı tam, her şeyi dört dörtlük yapan insanlar. Öyle değil, her devirde iyiler var, kötüler var. İyi Müslümanlar var, işte münafıklar var. Her devirde var. O da Mehmet Akif Ersoy yaşadığı devirde de var. Hatta bir dönem oluyor ki bunlar çok fazla oldu. Mehmet Akif Ersoy yaşadığı dönemde itibar bile gördü. Yani bizim bugün ona itibar ettiğimiz kadar aslında kendi yaşadığı dönem itibar etmemiş durumda. Bağnaz bulmuşlardır, gerici bulmuşlardır, çok İslamcı bulmuşlardır. İşte böyle onu yanlış değerlendiren paşalardan birinin çocuğuna ders verirken paşanın oğlu Peygamber Efendimiz'e hakaret eder. Mehmet Akif Ersoy dayanamaz, paşanın oğluna verdiği dersi keser. Artık ondan paraya çok ihtiyacı olan bir şairdir, bunu biliyorsunuz. Daha önce defalarca duymuşsunuzdur. Ama hiç umursamaz ve dersi keser. Ve yine bir gün Mithat Cemal ile konuşurken, Mithat Cemal de çok dindar bir kişi değildi. Daha önceden aslında Mehmet Akif Ersoy'un canını sıkacak bir ifade de bulunmuştu. Mithat Cemal ile konuşurken ona der ki, bir insan ateşe tapabilir, kutlara tapabilir. Ne taparsa tapsın, beni alakadar etmez. Ancak bunları yaparken peygamberime söverse ben bunu kaldıramam. Buna tahammül edemem. Aslında bir yönden Mithat Cemal'e de bir gönderdiğinde bulunmuş olur Mehmet Akif bu ifadesiyle. Vatan değerini yine biz Mehmet Akif Ersoy'un hayatında bizzat yaşadığını, yaşattığını görüyoruz. Bununla ilgili de bir mektubundan ben örnek aldım size. Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı dönemlerde İstanbul yegane, İstanbul yegane ildir. Hatta Ahmet Mithat yanılmıyorsam, biz Türkler dünyayı değil İstanbul'da yaşamak için iyilik derler. Yani İstanbul'un dışına çıktıkları anda kendilerini taşrada hissederler. Bursa'ya gitmek taşra, Balıkesir'e gitmek taşra. O dönemin şartları da öyle. Kendi damadına bir görev verilir ve Bursa'ya gitmesi icap eder. Bundan kızı da rahatsızlık duyar. Ancak Mehmet Akif Ersoy damadına bir mektup yazar. Vatan ne demek? Öğretir. Şarkı azimet için hazırlanmak emrini almışsınız. Hamdolsun gençsiniz, dinçsiniz. Yurdun her tarafını dolaşmalı, her tarafına hizmet etmelisiniz. Vatan bir küldür ki tecezzi kabul etmez. Şarkı, garbı, şimali, cenubu kamilden nazarınızda bir olmalıdır. Uzak yakın, soğuk sıcak denemeli, elimizden geldiği kadar hatta bunun tevkili olarak fedakarane çalışmalıyız. Başka türlü ne yaşamak ne memleketi yaşatmak imkanı yoktur. Yani vatanın her köşesine içinde lise talebeleri var, üniversite öğrencileri de var, o öğretmen adayları yakında öğretmen olarak atanacaklar. Vatanın her yeri bizim için aynı olmalı. Nereye gönderirlerse hizmetimizi orada yapmalıyız. Mehmet Akif Ersoy da zaten yapmıştı. Onu Berlin'de görüyoruz, Musul'da görüyoruz. Anadolu'nun dört bir yanında görüyoruz. Yani vatan onun için tek bir toprak parçası değildir. Her yer, bizim sınırlarımız içindeki her yer vatandır. Ataya saygı değeriyle ilgili olarak ecdada duyduğu saygıyı yine saygı yine şiirlerinde ifadesini bulmuştur. Özellikle Asım'dan alınan aşağıdaki bölüm bu konunun çok güzel bir örneğidir. Ben de çok severim bu bölümü. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelinin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem. Beni ecdadıma saydırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki hiç olmazsa yanından kovarım. Üç buçuk soyuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem kapamam. Bütün bu değerleri şahsında gösteren Mehmet Akif Ersoy'un aslında biz ne olmasını bekleriz? Bütün Türk gençliği tarafından, bütün Türk halkı tarafından tanınmasını, bilinmesini, örnek alınmasını bekleriz. Konuyla ilgili yapılmış bazı çalışmalar bu araştırmalar sırasında dikkatimi çekti. Bir tanesi 2011 yılında yapılmış bir kişisel marka araştırması.
İşte marka toplum içinde kendini göstermiş, insanlara işte bazı özellikleriyle öne çıkmış ve model olmuş kişiler demek. Marka demek bir şeyi, bir kişiyi markalaştırmışsınız, onu örnek alıyorsunuz demektir. Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Türkiye'nin markaları kimler? Onları bulmaya çalışılmış, bulmaya çalışmış araştırmacılar. 81 ilde 3000 kişiye ulaşmışlar. Siyaset, tiyatro, ses sanatçısı, iş adamı, sporcu, şair, yazar, komedyen pek çok bu kişinin pek çok alanda markayı bulmaya çalışmışlar. Ve sonuçlar şöyle, Türkiye'nin yazı alanındaki markaları romancı olarak Orhan Pamuk, şair olarak Mehmet Akif Ersoy. Bu şekilde baktığımız zaman, yani bu genel sonuca baktığımız zaman diyoruz ki iyi Mehmet Akif Ersoy hala marka. Ama ayrıntısına, çalışmanın ayrıntısına baktığımız zaman şunu görüyoruz. 20 yaş ve altında olanlar, çalışmaya katılıp da 20 yaş ve altında olanlar Orhan Pamuk'u kişisel marka olarak görüyor. 41 ve 50 yaş arasındakiler Reşat Nuri Gültekin'i marka olarak görüyor. Roman arasında. Yani 41 yaşın üstü gittikçe eski yazarlarımız gidecek. Ve bizim modellerimiz Orhan Pamuk, Elif Şafak, Ahmet Batman, size de en çok okuduğu Karman Tazeoğlu. Değil mi? En çok okuduğumuz kişiler bunlar. Onlar olacak. Bizim değerlerimizi taşıyan yazarlarımız bizimle birlikte gidecek. Öyle diyelim. Başka? Şair olarak da 21-30 yaş arasındakiler, hani genelde Mehmet Akif Ersoy çıkmıştı ya, yaş aralığına baktığımız zaman 21-30 yaş aralığındakiler Can Yücel'i şair, marka şair olarak görüyor. Can Yücel'i. Yine 51-60 yaş, 51-60 yaş arasındakiler Mehmet Akif Ersoy görüyor. Yani 51'in üstündekiler gittikçe maalesef bizim markamız değişecek. Markamız değişirse ülkemiz de değişecek. Araştırmanın bölgelere göre ayrımlanmış şekilde baktığımızda daha kötü, bence daha kötü sonuçlarla karşılaşıyoruz. Yazar kategorisinde Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde anlamlı farklılıklar var. Marmara bölgesindekiler Reşat Nuri Gültekin'i kişisel marka olarak görürken roman alanında, Güneydoğu Anadolu bölgesindekiler Orhan Pamuk'u kişisel marka olarak görmekte. En kötüsü şurada, şair kategorisinde Mehmet Akif Ersoy'un karşısına kim çıkıyor biliyor musunuz? Marka olarak. Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un yerini alacak yeni marka. Ne kadar korkunç, benim tüylerim ürperdi. Gerçekten. Bu konuya gerçekten el atmak lazım. Yine başka çalışmalar var televizyon dizilerinin üzerinde yapılıyor. O sanal kişileri örnek alıyor, rol model. Kimi alıyor mesela? Benim okuduğum çalışma 2004 yılında yapılmış. O zaman 2004 yılında en üstteki dizi Deli Yürek. Yusuf karakteri. Adaletli, bilge bilmem ne ama nasıl? Nasıl kanun dışı? Örnek aldığımız modeller bunlar. Bugünün şartlarında bir daha bu çalışmayı yapsak yine aynı sonuç çıkacak. Ben de merak ettim, acaba bizim öğretmen adaylarımızın durumu ne diye. Acaba kimi örnek alıyorlar öğretmenler adaylarımız? Ve bizim fakültede öğretmenlik bölümünde, her bölümde sınıf öğretmenlikten bilgisi, matematik, sosyal bilgiler, Türkçe ve din kültürü ahlak bilgisi, o hala bizde olduğu için bölümlerinde 50'şer öğrenciye bir görüşme formu da aldık. Örnek aldıkları ilk 3 ismi yazmalarını istedik. Yani yukarıdaki çalışma kadar korkunç değil ama bize başka bir gerçeği gösteriyor. Bizim gençliğimizin okumadığını gösteriyor. Neden? Çünkü genellikle örnek alınan kişiler ebeveynlerimiz, anne babalarımız. Yani gördüklerimiz, biz gördüklerimizi sadece varsayıyoruz. Karşımıza kim çıkıyor? Annemiz. Annemizi örnek alıyoruz. Kim çıkıyor? Babamız. Babamızı örnek alıyoruz. Başka? Bu güzel bir sonuçtu. Öğretmenlerimiz. Eğitim fakültesi olduğu için zaten bu sonucun çıkmasını ben bekliyordum. Hem milli eğitimdeki hem de üniversitedeki akademisyen arkadaşlarımız ikinci sırayı alıyor. Öğrencilerimiz bizi örnek alıyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Öğretmen arkadaşlarımızı ikinci sırada örnek alıyorlar. Üçüncü sırada ailenin diğer fertleri geliyor. Abi, abla, dede, anneanne, yine gibi fertler. Dördüncü sırada, bu da mutluluk verici bir sonuç bence. Hazreti Muhammed, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed geliyor. Bu
en dikkat çekici tarafı ise matematiğin bunu, en çok matematik bölümünün bunu örnek alıyor olması. Dikkatten beklersiniz belki ama hayır. Matematik bölümü Peygamber Efendimiz'i daha çok örnek model olarak yazmış. İşte daha sonra tarihi kişiler geliyor. Arkadaş, medya, sanat, din alimleri, siyasetçiler, akrabalar. 11. sırada yazarlarımız var. Yazarlarımız ve şairlerimiz, edebiyatçılarımız 11. sırada. 27 yazar şair ismi söylenmiş. Maalesef Mehmet Akif Ersoy sadece 2 kişi tarafından söylenmiş. Yani model olarak sadece 2 öğretmen adayımız Mehmet Akif Ersoy dile getirmiş. Bu sonuçta belki üzücüydü. Neden üzücü? Çünkü gönül isterdi ki Boğaziçi'nde yüzme yarışı kazanan, Çatalca'da güreşen, Veliefendi Çayırı'nda, ben bu sırada tabii bu şeyleri unuttum. Veliefendi Çayırı'nda adım adım atlayan, İbnül Farız'ı ezbere bilen, Dağıstanlı Hoca ile Tabuk Kamil'i hasbihal eden, Emir Zola'nın romanlarında insan yıllarını idaredeki kudreti seven, Halkalı ineklerin karnından trokart ile su alan, Arif'in orkestrasyonunu yapan, okulda eğitimci, minberde etkili bir mantık, cephede kahraman, kalem elinde şair, dürüst, vatanperver, imanı olan Mehmet Akif Ersoy'u daha fazla yaş tanısın, örnek alsın ve hem bedenen hem ruhen donanımlı, çağın bilgilerine ve tekniğine hakim, modern olanla geleneksel olanı kaynaştırmış ve yerli kalmış bir asıl olabilsin isterdi. Fakat maalesef iki tane öğretmen adayımız asıl olmayı hedef edilmiş. Umarım bundan sonraki çalışmalarımızla, bundan sonraki hassasiyetimizle bunu ilerletiriz, geliştiririz. Mehmet Akif Ersoy'u daha fazla insana daha iyi şekilde tanıştırır, karşılaştırırız diyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.